Peki, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz balyoz davasından uzun zaman içeride yattı. Ahmet Yavuz, bir sorusu var size. Lütfen görelim. 2012 yılında özel yetkili mahkemeleri kapattınız. Kapatırken elindeki davaları da bitirmesini istediniz. Ellerinde balyoz ve Ergenekon dışında ciddi dava yoktu. Buradaki maksadınız neydi? Anlamadım soruyu. 2012 yılında özel yetkili mahkemeleri kapattınız. Kapatırken de ellerindeki davaları bitirmesini istediniz. Fakat elinde Ergenekon ve balyoz davası dışında ciddi dava yoktu. Bunu burada ne yapmak istediniz? Yani diyor. Şimdi hatırlamıyorum ama muhtemelen şudur. Yani bunlar kapsamlı dosyalar. TMK 10 mahkemelerine devrildi. Yani özel yetkili mahkemeleri biz kapattık. Bunların normalleşme dönemine geçmesini istedik. Ancak bu aşamalar eğer yeni hakim savcılar üzerinden devam etse herhalde yargılama süreçlerinin daha da uzayacağı endişesiyle yapılmış olabilir. Şu anda tam net gerekçesini hatırlamıyorum ama şayet böyleyse gerekçesi bu olabilir. İhtimal olarak söylüyorum. Peki. Barış Pehlivan gazeteci yine aynı davadan içeride yatan meslektaşım. Adalet Bakanlığı yaptığınız dönemde FETÖ'nün kumpaslarıyla hapse atılan gazeteciler suçsuz olduklarını anlatmaya çalışırken siz bizi soran uluslararası kuruluşlara onlar gazeteci değil teröristler dediniz birçok kez diyor. Devamı var. Evet. O insanların büyük çoğunluğu bugün özgür ve beraat etti. Buna rağmen halen terörist olduklarını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız öz eleştiri yapar mısınız? Ben o cümlelerimi çıkartırım. Şunları söylemişimdir. Ben bu listeleri yapan kuruluşlara şunu söyledim. Bakınız bu listenizin içerisinde gerçekten gazetecilik yapanlar var. Ama terör eylemleri içerisinde yakalanmış, banka soygunu yaparken silahlı halde yakalanmış isimleri de koymuşsunuz. Bu gerçekten gazeteci olanlara da bir haksızlık. Onlarla bu isimleri aynı listeye lütfen koymayın. Gazeteci olanlar da bundan zarar görecek demişimdir. Mesela barışları gazeteci olarak. Tabii ki benim böyle gazetecilik faaliyetinden dolayı yatanlara terörist dediğim vaki değil. Ama uluslararası kuruluşlar özellikle bunu yapıyorlardı. İşte bu dünya çapında gazetecilere karşı yapılan tutuklama, gözaltı işlemlerini takip eden kurullar var. Onlara da şunu söyledim. Lütfen tamam gelin çalışın burada. Ama bir de yayınlamadan bize de sorun. Sorun biz de diyelim ki bakın şunlar gazetecidir. Ama şunlar da banka soyarken yakalanmış. 2-3 kişi de olsa o listenin içerisinde bunlar. 80-100 kişilik liste içerisinde 3 tane böyle aktif şiddet olayına karışmış isim bütün o listeyi sakata çıkarıyor. Benim söylediğim budur. Yoksa gazetecilik yapan isimleri böyle yaftalamadım ben. Ama o listelerin içerisinde bu tip isimler de olduğu için eleştirimi bu yönde yaptığımı hatırlıyorum. Evet. Peki, şimdi balyoz darbe planının sahte olduğu açığa çıktığında 17-25 Aralık olmamıştı diyor Ahmet Yavuz şimdi attığı bir mesajda ve Yalçın Akdoğan henüz kumpas açıklaması yapmamıştı. AİHM'e gönderilen cevapta balyoz darbe planının orijinal olduğu yazılıp yollandığında Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı diyor. Ne dersiniz? Doğrudur ama Sadullah Ergin bu raporları kendisi okuyup binlerce sayfalık dosyayı değerlendirip kendisi göndermiyor ki. Bunlar Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, bakanlık içerisindeki iş bölümü yapılmış olan birimlerin yaptığı, hazırladığı çalışmalardır. Peki o birimler sizin atadığınız birimler mi, önceki birimler mi? Şimdi tabii ki tarihine göre bakmak lazım. O değişmeden önceki tarihte olanlar da vardır. Değiştikten sonraki tarihlerde de vardır. Onun için 2012'de başladık biz bu değişime. 2013 sonuna kadar ayrılıncaya kadar ben bütün kritik birimlerin başkanlarını, genel müdürlerini değiştirmiştim. O açıdan bunlar yoktu demiyorum. Vardı bakanlık içerisinde ama bunları ben getirmedim diyorum. Ve bunları oradan ayıklayan benim diyorum. Yerine getirdiğim isimler ise bugün Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da, Danıştay'da ve Adalet Bakanlığı'nda görev yapıyorlar. Halen bugün şu saatte.